Değerli arkadaşlar, merhabalar. Bugün yeni bir podcast'imize hoş geldiniz. Bugünkü podcast'imiz göreceğiniz üzere birazcık daha farklı oluyor. Farklı oluyordan kastım, sahile geldim. Ben sahilde kahvaltı yapmayı çok severim. Bugün de düşündüm ki yani hem uzun zamandır düzenli bir podcast çekmiyorum, hem de uzun zamandır sahile gelmiyorum. Bu uzun zamandır yapmadığım şeyler listesindeki bu iki şeyi birleştirdim bugün. Bugün sizlere hem bir podcast videosu çekmeyi planlıyorum. Yani umuyorum çekebilirim. Hem de burada bir kahvaltı mahiyetinde bir kahvaltı hazırlarkenken. Bu arada yeni uyandım. Saat 1:15 geçiyor. 12 gibi uyandım. 1 saat oluyor uyandığım. Doğrudan geceden kameranın bataryasını şarja koymuştum. Sabahtan böyle bir planım vardı. Şansa da sabah uyandım. Annem şuna ne diyorlardı ya? Milföy hamuru mu diyorlar? Milföy mü diyor? Bir şey deniyordu, unuttum. Annem şundan yapmış. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Sıcak sıcak. Hem bu hem peynir, zeytin aldım öyle. Ufak bir kahvaltı şeyinde. Kahvaltı yapacağız. Öncelikle bu masadaki şeyler çok pahalı şeyler değil. Sizler de edinebilirsiniz. Marketten çok kısa bir şekilde neler var masamızda? Efendim peynir, efendim zeytin, domates, salata, göreceğiniz üzere ve bir de milföy. Milföy yanlış bilmiyorsam bunun ismi. Bunları kolay bir şekilde temin edebilirsiniz. Herhangi bir marketten. Şimdi bugünkü podcast'imizin de konusu ne? Onu da söyleyeyim. Bugünkü podcast'imizin konusu arkadaşlar çocukluk travmalarımız. Çocukluk travmalarından kastım benim çocukluğumdaki travmalar. Bunu çok fazla duymak isteyen arkadaşlar vardı. Anlatmamı isteyen arkadaşlar vardı. Bugün bunları ele alacağız. Bismillah. Malum yaz ayında olmamızdan dolayı susuyorum da. Şimdi çocukluk travmalarımıza başlayalım arkadaşlar. Benim hayatım boyuncaki muhtemelen de sırtıma bir şey düştü ama umuyorum böcek değildir. Benim hayatım boyunca en unutmadığım ve muhtemelen de en unutamayacağım çocukluk travmam bir futbol altyapısında geçti. Nasıl oldu bu? Şu şekilde. Şimdi ben Gebze'de yaşıyorum bu arada. Kocaeli'deyim, Gebze'deyim. Gebze Spor denilen bir kulübün altyapısına gidiyordum ben arkadaşlar. Bu kulüp altyapısında ismini vermeyeyim. Problem yaşamasın kendisi. Bizim bir hocamız vardı. Bu hocamızla ben uzun yıllar çalıştım. Hatta 2 tane hocayla çalıştım ama ben oralara çok detaylara girmeyeyim. 3 tane arkadaştık biz. Biz 3 arkadaş Gebze Spor'un altyapısına gidiyoruz ve ben kötü bir futbol oynarım. Bunu ben kendimce kabul ediyorum. Ben gerçekten iyi bir futbolcu değilim. Yani mahalle maçlarında filan ya kendimi gördüğüm kadarıyla iyi bir futbolcu değilim ama insan çocukken işte imreniyor bazı şeyleri. Ben de orada nelere imrendim? Benim arkadaşlarımın hepsinin futbol altyapısı vardı. Futbol lisansı vardı. Ben de hocama sürekli gidip hocam benim lisansımı çıkaracak mısınız? Çıkaracağız oğlum. Biraz bekle. Hocam ne zaman çıkaracaksınız? Öyleydi, böyleydi, hep böyle. Birazcık yalvarıyor gibiydim futbol lisansı çıkarması için. Günün bir günü beni yanına çağırdı. Dedi ki Mesut dedi sen git dedi şu evrakları hallet. Senin lisansını çıkaralım dedi. Abi ben bir heyecanlandım, bir mutlu oldum. Annemle beraber gittik, lisans işlemlerini hallettik. İşte neydi? O zamanlarda kimliğe fotoğraf koyulması gerekiyordu futbol lisansı için. Bir de birkaç evrak vesaire. Lisansları hallettik abi. Ben altyapıya gibi gidiyorum. Hani artık kulübün profesyonel bir oyuncusu gibi gidiyorum. Ne alakası? Tabii çocukluk. Bu anlattığım yaşlar 10, 11, 12 yaşlarındaki anılarım. Neyse. Yavaş yavaş artık sezon açılmaya başladı. Sezon açıldıktan sonra maçlar oluyor tabii ki. Maçlara işte U19 U15'ti, U16'ydı sıra herkesi götürüyorlar. Bizim de bir gün maçımız vardı. Gebze Spor'la artık bilmiyorum hangi takımdı. Gittik abi. Kenarda toplamda 6 tane yedek vardı benle beraber. Ben çok heyecanlıyım ilk defa bir maç. Çünkü hoca dedi ki arkadaşlar bugün herkesi oynatacağız. Kimse kırılmayacak dedi bugün. Bugün herkese oynatacağız. Ya ben de heyecanlandım. İlk defa bir maça çıkacağım. Kenarda hop oturuyorum, hop kalkıyorum. Isınma hareketleri yapıyorum diye maça gireceğim diye. O günü 5 oyuncunun 5'i de maça girdi ama ben giremedim. Benim maçı almamıştı orada hocam. Kırılmadım çünkü futbolda bunlar olabilecek şeyler. Yani o yaşta bunun profesyonelliğindeydim. Hocam beni almadı maçı ama kırılmadım. Sonrasında antrenmanlara geliyorum, gidiyorum. Maç oluyor, maça götürmüyor bazen. Yani hiç yedekleri bile almıyor bazen, öyle söyleyeyim. Sonrasında günün biri, işte benim en büyük çocukluk travmam. Günün biri antrenmanda bu hocamız maç yaptırıyordu bize kendi aramızda. Hani maçlarda daha hazırlıklı olmamız için. 11'e 11 maç yapıyoruz. Ben de sağ bekim ya da sağ kanadım. Tam hatırlamıyorum. Maçta çok fazla hata yaptım. Pas hatası yaptım, top kaybı yaptım. Arkadaşlarıma pas atmadığım zamanlar oldu vesaire vesaire. Farklı farklı şeyler. Ve de artık yani antrenman da çok uzun geçmişti. Ya artık yorulmuştum. Hata yaptım. Hoca kızacak diye çekiniyorum ve artı bir de yoruldum. Bütün bunlar olmuşken en son bir pas hatası yaptım. Hoca geldi. Hani 22 kişi izliyorum ya. Bütün arkadaşlarımın içinde aldı beni karşısına, böyle tuttu. Dedi ki Mesut, dedi, sana dedi o lisansı ayıp olmasın diye verdik. Sen dedi hak etmiyorsun dedi o lisansı dedi. Ya böyle anlamsız bir şekilde birden yükseldi. Bütün arkadaşların kendisini geliştirdi, sen kendini geliştiremedin dedi. Ben daha hani 11, 12, 13 yaşındayım. Sessizce, sakince kaldım böyle. Hocayı dinliyorum. Diyor ki sen dedi ne futbol lisansını hak ediyorsun dedi. Ne 11'e girmeyi hak ediyorsun dedi. Bütün arkadaş hepsini geliştirdi. Herkes geliştirdi dedi kendisini. Sen bir türlü geliştiremedin kendini dedi. Epey böyle bir çıkıştı orada. Bir bağırdı, yükseldi. Orada inanır mısınız? Benim bir kulağım çınladı arkadaşlar. Gözüm karıncalandı. Başım döndü. Abi düşüp bayılacağım. Kendimi tutuyorum. Yani bayılmamak için tutuyorum kendimi. Yani arkadaşlarım güler, hocam iyice ayıp olur diye. İnanılmaz, benim için asla unutmayacağım. Ve de yani o hocaya şahsen, hoca olduğu için inanılmaz üzgünüm. Öyle bir insan hoca olduğu için. Ya o yaştaki bir çocuk tamam, kötü de oynayabilir. Başarısız da olabilir. Çocuğa söyleme, ailesine söyle. Ailesi ona göre bir müdahale etsin. Bak misal bu tür bağırmalar, kızmalar belki de normal geliyordur insanlara. Ya futbolla bunlar gayet normal, abartmana gerek yok diyenler olabilir. Ama fakat bence gerçekten o yaştaki bir çocuğa o şekilde uyarı. Ben misal futboldan soğudum. Futbol maçını izlemeyi çok severim. Ama bir futbol maçı olduğu zaman oynamak istemem. Bir halı saha olduğu zaman yani giderim ama çok nadir giderim. Bu sizlere anlatacağım ilk travmamdı. Travmalar da olur. Ya öyle çok inanılmaz büyük travmalarım da yok Allah'a şükür, ama sizlere anlatabileceğim en büyüklerinden birisi buydu. Çünkü gerçekten büyük bir hevesle yazılmıştım Gebzespor'a. Devamında olmaması beni üzmüştü. Şimdi bir milföyümüzün ve salatamızın tadına bakalım. Evet, sizlere anlatacağım ilk travmayı noktaladık. Şu anda da ikinci bir travma düşünüyorum. Ne olabilir diye. Şeyi anlatabilirim size. Benim için gerçekten büyük bir travmaydı bu. Lisede sınıfta kalma anım. Yani bu da benim için bir çocukluk olduğu için çocukluk travması olaraktan anlatabileceğim bir şey. Bu arada sınıfta kalan arkadaşlar varsa ya da sınıfta kalmanın ne olduğunu bilmeyen arkadaşlar varsa hem bu podcast'te birazcık daha bilirler, öğrenirler, belki hissederler. Her şeyden önce arkadaşlar, sınıfta kalma olayı gerçekten psikolojik olarak inanılmaz zor bir olay. Ben sizlere o süreçleri kısmen anlatayım. Şimdi ben ortaokulda gerçekten dersleri başarılı olan bir öğrenci değildim. Yani açık konuşmak gerekirse dersleri başarılı olan bir öğrenci değildim. Liseye geçtiğimde de lisede de şöyle bir katı bir kural var. Eğer ki ortalamanız 50 değilse sınıfta kalıyorsunuz. Şimdi bunun bilincinde tabii ki de daha çok ben çalışıyorum derslere. İşte sınıfı geçeyim, sınıfta kalmayayım, annem babam üzülmesin, derslerime çalışayım derken ben ilk senesi lisede hiç çalışmadım. Yani bütün sene boyunca hani ortaokulda bir şekilde geçiriyorlar ya, lisede de öyle olacağını düşünerekten sağa kaçtım, sola kaçtım, arkadaşlarıma sataştım. Yani maalesef ki lise kavgaları herkeste olmuştur. Bende de oldu. Kavga ettiğim zamanlar oldu, dönemler oldu. Çok fazla odaklanmadım derslere. Açıkçası çok fazla umursamadım desem daha doğru olur maalesef ki. Devamında ilk senesi derslerime çok fazla odaklanmadığım için ve de ortaokuldan sonra liseye geçiş dönemi hatırlayan arkadaşlar varsa bazen travmatik olabiliyor. Travmatik şu şekilde: ortaokuldaki arkadaşlarınızı özlüyorsunuz. Ben de bu çok fazla olmuştu maalesef ki. Ortaokuldaki arkadaşlarımı özledim, oraya adapte olamadım derken oydu buydu. İlk senesi açıkçası ben kendi çabasızlığımdan sınıfta kaldım. Devamında da ikinci senesi, travmaların başladığı nokta bu sene. Yani ikinci kez sınıfta kaldığım sene. Şimdi normal olarak ben çocukluğumdan beri, yani hala daha da öyle, yaşıtlarımla çok fazla ben anlaşamam. Kaldı ki benden bir yaş küçüklerle sınıf tekrarı yapacağım. Bu benim için inanılmaz daha zor bir şeydi. Neyse, sınıfta kaldım. Ailem bir şekilde hani tabii ki de tepki gösterdi, kızdı da, ama bir yerden sonra kabul ettiler artık. Hani kaldın, yapacak bir şey yok. Yeni sene artık birazcık daha derslerine odaklan, sınıfı geçmeye çalış dediler artık. Bu arada umuyorum şurada bir dal var, o çok görünmüyordur ya da rahatsız etmiyordur sizi. Sonrasında yeni sınıfın ilk senesi, ben kendimce diyorum ki evet, derslere bak, hani gerçekten kendimi geliştiremediğim dersler neydi? Matematikti. Fizikte bile kendimi geliştirmiştim ama matematikte geliştiremedim. Matematik, kimya, fizik kısmen, ama fiziği bir şekilde halletmiştim. Bunlar da tamam, kendimi geliştiremeyebilirim ama bunlar sınıfta kalmama da engel değil dedim kendimce. Derslerime bu sene odaklanacağım dedim. İşte her neyse. Derslerime de gerçekten de odaklandım. Yani elimden gelebildiğince sınavlara hazırlanıyorum, konu tekrarları yapıyorum, derslere verimli bir şekilde katılıyorum. Hatta benim en iyi dersim lisedeyken İngilizceydi arkadaşlar. Gerçekten. Yani sınıf ortalamasına göre sınıf ikincisi, üçüncüsüydüm, öyle söyleyeyim. Sonra şöyle bir problem var. Şimdiki problem kısmına geliyoruz. Her şey güzel ilerlerken, gerçekten güzel ilerliyordu. Ortalamam 50'nin üstündeydi. Her şey güzel ilerlerken benim dişlerimde problemler vardı arkadaşlar. Şu öndeki 4 dişimde, 2 süt dişim, 2 de onların yanlarındaki dişler. Çürüklük vardı benim dişlerimde. Beni insanlar tanıdıkça sonra samimiyet arta biliyorsunuz ki liseler zorbalığın en yüksek olduğu, zorbalık dozunun en yüksek olduğu yerlerdir. Ben de bu konuda zorbalıktan birazcık nasibimi aldım. Yani birazcık değil, çok fazla aldım. Mesela ne gibi? Şu şekilde örnek veriyorum. Kantine giriyorum. Kantinde hiç tanımadığım insanlar benim dişlerimle dalga geçiyorlar. Sınıfa geliyorum. Ya inanır mısınız? Bir öğrenci kapı koridorunda öğretmenin gelmesini bekleyip öğretmenle beraber sınıfın içerisine girer mi? Ben bu şekilde yapıyordum. İstemsizce. Çünkü sınıfa erken girersem benimle dalga geçecekler. Dişlerimle ya da fiziksel birkaç kusurumla. Biliyorum bunu. İşte bunlara alışmak çok zor oldu. Sınıfta oturuyorum. Bir tane çocuk tekerlemesi vardı. Ellerimiz bakım ister, hele dişler, hele dişler. Bir şey böyle bir tekerlemeydi, tam hatırlamıyorum. Yani o tekerlemeyi akıllı tahtadan açıyorlar. Telefonlarından açıyorlar. Belki komik gelebilir, gülebilirsiniz. Şu anda düşündüğünüzde olayın saçmalığı komik gelebilir. Ama insanın gerçekten fiziksel kusurlarıyla ya da maddi kusurlarıyla, manevi kusurlarıyla dalga geçmek çok büyük bir saygısızlıktır. İnanın ki çok büyük bir saygısızlıktır. Buna maruz kalmak inanılmaz yıpratıcı bir olaydır. Ben odaklanamadım derslerime. Yani kendimi veremedim. Devamında da kabul edersiniz ki derslere yani şu şekilde bazen servisle okula geliyorum. Okula geldiğimde servisten inip otobüse binip tekrardan eve geri gidiyorum. Sırf o okuldaki zorbalığa maruz kalmamak için. Ama hani şey diyebilirsiniz, ailene bahsetmedim mi, ailen yardımcı olmadım diye. Bahsedemiyorsunuz o yaşlarda. Yani bahsettiğim yaşlar kaç, işte 15-16 yaşlarında insanlar genellikle, herkes için demiyorum tabii ki ama çoğunluk içine kapanık olur. Yani aileme söylediğimde mesela ne gibi tepkiyle karşılaşıyordum? Sen boş ver onları, sen derslerine odaklan, sen sınıfı geçmene bak, insanları umursama gibisinden şeyler oluyor ama tabii ki o yaşlarda imkansız. Yani çevre faktörüne dikkat etme olayı o yaşlarda gerçekten çok yüksek had safhalarda ve de dolayısıyla ben de aşamadığım bir durum olduğu için Derslerim gerçekten inanılmaz bir düşüşe geçti ve ben ikinci senesi de sınıfta kaldım ve artık örgün eğitim hakkımı kaybettim maalesef ki. Yani örgün eğitimden kastım, artık herhangi bir lisede okuyamazdım. Bu arada şuradan bir yerden yılan çıkacak diye o kadar çok korkuyorum ki. Burası sahilin bilinmeyen yerlerinden, tenha bir yerlerinden. O yüzden de korkmuyor da değilim şuradan bir yerden. Yılan çıkıp böyle şuradan kapacak diye. Neyse ki insanlar var kurtarabilir. Örgün eğitim hakkım bitti. Yani artık herhangi bir liseye gidip herhangi bir lisede normal öğrenciler gibi okuma hakkım yoktu. Yani devletin çıkarmış olduğu bir kural, yasa bu. Devamında da ben kendimi inanılmaz boşlukta hissettim arkadaşlar. Yani boşluktan kastım, artık herhangi bir, yani hayat amacımın ne olduğunu o yaşlarda kestiremedim. Yani o yaşlardaki düşündüğüm zaman da hayat amacım şu gibi geliyor. Okula git, okuldan gel, baba azarlasın. Tek hedefin okulu bitirmek. Tek hedefin olan şeyi de kaybettiğin zaman hedefsiz kalıyorsun. İnanılmaz bir boşluğa düştüm. Şimdi hemen geliyorum. Bu boşluğa düştükten sonra, bu arada umuyorum kameranın kaydında herhangi bir problem yoktur. Mikrofon burada. Odakta herhangi bir sorun yoktur umuyorum. Lisede örgün eğitim hakkım bittikten sonra kendi kendime hep düşünüyorum. Herkesin bir şekilde bir okumaya hakkı var, hata yapmaya hakkı var ama hani ben bütün haklarımı kaybetmişim gibi düşünüyorum. Çok saçma, kabul ediyorum. Hani şu anda saçma geliyor ama o yaşlarda öyle düşünüyorsunuz. Misal okula giden arkadaşlarımı görüyorum sabah. Okula gidiyorlar. Ben gidemiyorum. Örgün eğitim hakkım bitti çünkü. Sonrasında babam sağ olsun beni açık liseye yazdırmıştı. Açık liseye giderken de gerçekten çok kaygılarım vardı. Acaba benimle tekrardan dalga geçerler mi? Dalga geçerseler bunu nasıl aşabilirim gibisinden vesaire vesaire. Kafamda 1 milyon tane soru işareti vardı. Sonrasında ay böcek varmış. Sonrasında açık liseye gittiğimde gördüm ki gerçekten hani çok fazla kişi yok. 4-5 kişi var. Mesleki açık lise bu arada benim gittiğim. Oradan devam ettim. Bu arada dişlerimi de yaptırdım oradaki süreçlerde. Yani orada kendimi şu açıdan bir travma gözüyle baktığım zaman da şu açıdan ciddi problemler yaşadım. Artık ben günümüzde de birisi bana herhangi fiziksel bir şaka yaptığı zaman da en ufak şakada bile inanılmaz rahatsız olurum. Ve hani bunu karşı tarafa belli ettiğimde de Mesut niye bu kadar abartıyorsun ya? Sakin ol abi falan gibisinden şey yaparlar. Sadece benimle değil, başka bir insanda da birisi fiziksel kusurlarıyla bir dalga geçtiği zaman tutamam kendimi. Doğrudan bir tepki gösteririm. Yani bu benim hayatımdaki askerlik, misal askerlikte çok büyük travmalar edinebilirsiniz. Ama bir askerliktense benim lise daha büyük bir travma benim için. Lisedeki yaşamış olduğum şeyler. O yüzden bendeki yaratmış olduğu travma, misal artık çok fazla böyle kalabalığın olduğu yerlerde duramam. Bunun en büyük sebeplerinden birisi lisedeki, hani mecbursunuz, bir de o zorbalığı görmek de mecbursunuz. Çünkü aileniz gitmenizi istiyor. Siz lisede hani sınıfı geçmek için, derslerinizde başarılı olmak için o insanlarla beraber okumak zorundasınız. Dolayısıyla da hani bu zorundalığı insan hissettiği zaman, bu zorbalığı hatırladığı zaman insan kalabalığın içerisinde olmayı böyle çok iyi bir şeymiş gibi kestiremiyor gözüne bir yerden sonra. Mesela askerlikten çok korkardım ben bu yüzden, problem yaşar mıyım diye, ama neyse ki problemsiz geçti Allah'a şükür. Lise travmalarım bahsettiğim üzere benim en gerçekten ciddi problem yaşadığım dönemlerde. Sonrasında bu süreci nasıl aştığımı da anlatayım ve ardından bitireyim bir podcast'i, bilmiyorum. Çünkü aklıma böyle doğrudan açınca en azından videolarda anlatabileceğim travmalar, bunlar geldi aklıma. Devamında bu arada liseye gittikten sonra, mesleki açık liseye gittikten sonra evet, kimse benimle dalga geçmiyordu. Artık daha sakin bir hayatım vardı ama çok da büyük bir boşluğa düşmüştüm. Mesleki açık lise haftada 2 gün ve haftada 3 gün ve sadece akşamları giriyorsunuz. Dolayısıyla size çok çok büyük bir zaman kalıyor. Bu zaman diliminde de ne yapmaya başladım? Dizi film setlerine gitmeye başladım arkadaşlar, figüran olaraktan. Dizi film setlerine yazıldım. Dizi film setlerine gittim. Bu şekilde birazcık sosyalleştim diyebilirim. Kendimi sosyal anlamda bu şekilde geliştirip hani o insanlarla iletişim anlamındaki problemi bu şekilde birazcık da olsa çözdüm Allah'a şükür. Lise travmam bu şekildeydi. Yani Günümüzde de bu olayın olma olasılığı çok fazla var. Bu podcast'i izleyen ebeveynler varsa çocuklarını bu konuda uyarmaları gerektiğini, en hassas konuların bu gibi konular olduğunu uyarmaları gerektiğini düşünüyorum ben. Fiziksel kusurlar, manevi kusurlar, maddi kusurlar, bunların insan hayatında gerçekten çok hassas bir değerinin olduğunu, öğretilmesi gerekildiğini düşünüyorum. Travma, aslında çok fazla travma var ama sizlere anlatamayacağım travmalar da var. Mesela çocukluğumda tabii ki de herkesin yaşadığı gibi ailesel olarak ben de yaşadım. Misal çarpım tablosu benim için çok büyük bir travmadır. Bu sadece benim için değil, herkes için çok büyük bir travmadır. Ezberleyemiyorsun abi mesela. Yani nasıl ezberleyemiyorsun? 6'ları ezberliyorsun, 7'lere geçiyorsun, 8'lere geçiyorsun, 6'ları unutuyorsun. Tekrardan 6'ları ezberliyorsun, 7'leri, 8'leri, 9'lara geçiyorsun. Ne oluyor devamında da? Hani aileden bir an önce öğrenilme isteği, okuldan bir an önce öğrenilme isteği, sıkışma durumu oluyor ve bu sende bir travma oluyor. Çarpım tablosu yüzünden dayak yiyen o kadar çok kişi var ki, o kadar çok insan var. Bunlardan birisi de benim, açık konuşayım. Ama sadece ben değilim işte. İşin kötü yanı bu. Çarpım tablosu bizim ülkemizde çok büyük bir travmadır. Yani her travmayı anlatmaya kalksam şu anda videonun konusu en az 1,5-2 saat, videonun dakikası en az 1,5-2 saat olur ondan eminim. Ama beni etkileyen, hayatımı ciddi anlamda etkileyen bu iki travmayı sizlere anlatmak istedim. Onun dışında düşündüğümde böyle size hani kısa bir şekilde anlatabileceğim travmalar var ama böyle olay hikayesini anlatabileceğim iki temel travmam vardı. En büyüğü lise travmamdı. Bunu anlattım sizlere. Ve bir diğeri de benim futbol altyapısındaki yaşamış olduğum problemdi. Ellerim de yağlandı bu arada. Onun dışında da öyle aklıma gelen şu anda yok arkadaşlar. Ve bu da demek oluyor ki artık videonun da yavaş yavaş sonuna gelelim. Sizlere YouTube'da şu anda çok düzenli içerikler üretemiyorum maalesef ki. Ama umuyorum ki buradaki düzeni de, hani aslında düzenli içerik üretiyordum sizlere bundan 1-2 ay öncesine kadar, ameliyat olmadan önce. Sonrasında OKB kısa film projemiz başladı. O araya girdi, bu araya girdi derken YouTube'u birazcık boşladım. Bunun farkındayım ama umuyorum da bunu en kısa sürede düzeltebilirim. Videomuzu da bitirelim o zaman arkadaşlar. Bugün hem böyle bir podcast tarzında bir video çekmek istedim sizlere, hem de kahvaltı hazırladım. Kendime kahvaltı yaparken kendimi yalnız hissetmemek için böyle bir video çektim sizlere. Hem güzel ortamda, güzel bir ortam olduğunu düşünüyorum. Hem de kahvaltı hazırlamayı genel olaraktan seven birisiyim. Sizlere kahvaltı hazırlayaraktan muhabbetin, sohbetin güzel olabileceğini düşündüm. Ve de umuyorum güzel olmuştur bu podcast'imiz. İzlemiş olduğunuz için, değerli vaktinizi ayırmış olduğunuz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki podcast'imizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.